رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر، وأخلص نياتنا، وبك نستعين، عليك توكلنا يا رب العالمين. وبعد، الله عز وجل سبحانه öz kullarına, insanın en büyük düşmanı olan şeytanın olmasını zikrediyoruz. لِقَوْلِ تَعَالَى اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينٌ. Hakikaten o, yani şeytan, sizin açık düşmanınızdır. Ve Allah subhanahu teala asfakul qail. لِقَوْلِ تَعَالَى وَمَنْ أَصْفَقُ مِنَ اللّٰهِ اَكْمِيلًا. Allah kadar doğru danışandır. En doğru danışan Allah subhanahu teala. Allah kadar buyurur. De ki Allah'tan daha doğru haber size kim verecek? Allah'tan daha doğru kim danışar? Allah subhanahu teala rauf'un bil ibad. Kullarına karşı rauf'tır, lütfkardır. Onun da lütfinden de açık alameti insanın düşmanına haber vermesi. اِنَّهُ لَكُمْ عَلِمُ مُب۪ينَ. O da şeytandır. Bu böyle olduğu halde məlum olur ki şeytanın verdiği nəsihətlər də düşmənçiliyindəndir. Bir şey hər halde gəlir, insan nəsihət edir. Nəsihət edir. Nəsihət edir. İdeya verir. Çünkü o neyse verirsə daha böyüğünü alır. Bu kalbinde daha büyüğünü alır. Herden görürsen ki hatta insanlara sağdan gelir. لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنْ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِهِمْ. Nece ki ver vermişti bir zaman Rabbi Celle Celaluhu Sübhanehu ve o zaman ki ona mühlet verildi, dedi ki o zaman ben onların önünden ve arkasından, sağından ve solundan, yani bütün yollarına geleceğim. وَلَا تَجِدْ اَكْثَرَ مُشَاكِرِينَ. Ve sen onların ekseriyetini sana şükür etmeyen kullardan göreceksin. Allah Azze ve Celle beyan eledi ki onun kulları var. Kullarından ona sadık olanlar var. اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ. Benim kullarımın sözlerinde sen hiçbir sultan yoktur. Buradaki ya nisbe teşrik babındadır. Yani Rahman kulları. Ve beyan eledi ki Allah'ın kulları arasında birileri var. Yine mu'minine ricalin sadaku ma'ahedullah aleyh. Mu'minler arasında daha kişiler var ki Rablerine verdiği ehdlerine sadık çıktılar. Allah Azze ve Celle hemen mü'minleri kişiler adlandırır. Ahzab suresinde. Ve şeytan insanı gelir muhtelif yollarla. Ne diyecek ki? Kıyamet günü o cehennem ehline cehennemde verecek. Ve cehennemde olacak hatta günahkar asi müminler. Yardım millet, olan müminler denemez. Onların girme sebebi terzilerde olan taksir. Gah doğurdu, gah doğurdu. Hem cinlerde onların cehenneme girmesi, nehirlerde olan ıksir, gâh içirdi, gâh terk edildi, gâh terzen içirdi, tövbe edemedi. Zina da edildi, namaza da geldi. Ne geldi bakalım. La havle ve la kuvvet edemine. Ve Allah subhanahu teala'nın iradesi altındadır. Bazılarını cehennem oduyla temizleyecek. Bazılarını gebir azabıyla, bazılarını da gebir ve cehennem azabıyla temizleyecek. Ondan sonra Allah subhanahu teala istediğini ona edecek. Ve şeytan Adem'in evlatlarına vesveseler verir. Ve onlar saklanır. Tevhid eline gelende ise şeytan yakin bildi ki tevhid ehlinin eğilmesi mühkem ve yakin olduğuna göre onlar sabittirler. Çünkü Rabbiler onları böyle verdi. La yadurrukum. Size hiçbir şey, hiç kez ziyan vermez. Eğer düz yolda olsanız. O zaman ne inedi müminlere? Müminlere sağdan gelmeyi özüne götürdü. Yol olarak.
Ve görersen ki subhanallah mümin imanı güzel, ahlakı güzel, emel güzel, ancak müptelerdir. Şehveti de yok. Şek ve şüphesi de yok dediğinde elhamdülillah. Eylesi de yerindedir. Müptelerdir meslekselerle. Ve haradasa gelme bir psikoloji hal yaşıyor. Bu da şeytanın vesveselerindendir. Misal için. Hele namazı yok ki sert secde etmiş olmasın. Bütün namazlarda sert secde edilir. Ona ile gelir ki nasıl ona ile gelir? Bu vesvesedir. Hatta fukahanedir. Bil ki bela vahm ehline vesveseci hastalığa tutmuş insana istisna olarak nedir? Başka ehkamlar verir. Fukahadir. Hani fiyye melifiye şerfiye. Bu istisnadır ki səhv səcdə qəsdən eləməyəcək. Səhv səcdə qəsdən eləməyəcək. Zənn edəndə də hətta ki nədir? Neysə artıq və təqsir etdi. Niyə görə? Çünki bunda səhv səcdəsi artıq xəstəlik hal alır. Vahın olsan, bu vasvistir. Və orada səhv səcdəsinin qəsdində nə eləmək idi? Şeytənin sifar olmaq idi. Bu əslən şeytənin qolundadır. Biz gəstən ona səhv səcdəsini bir-iki etməsin, bu şəkildə o şeytənə nə olur? Öz ilham arasında bir iki pərçəkmiş olur. Və həmçin görürsən ki, mömürlərdən dəstəmaza girir və çıxmaq verir. Əlini yürür, 1, 2, 3, 4, 5, insan bir türlü dəstəmaza girmir. Halbuki dəstəmazlı tərzlər başlayır nədən? Ələ xiləf beynir qopaha, ağız da bununla qaradır. Məsələ də filaslar və səhib bizi görək nədir? Ağızla burun, yüzdən oluna görə ağızla burunla başlayır dəstəmaz. Hər nədir? Onun müstəhəb babıdır. Necə görsə insan dəstəmaza girmiş. Həmçin namaza bir türlü girə bilmir. Namaza girərkən 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15 dəfə təkbir edir hətta. İnsan dərdin nədir? Deyir ki, mənə ilə gəldi, mən təkbir edirmiş. Anadan, sıxalcı bir xalq geçirir, fəsifəsə geçirir. Digərdə yenə də təkbirlər edir namaza girəndə, deyirsən sənin dərdin nədir? Deyir, mənə elə gəldi ki, mən niyyətlə Allah üçün mənə namazlar. Vəsvəsədir. Və vəsvəsə qardaşlar çoxaldıqca güclənir. Yaxşı müalicəsi. Ulema deyir ki, ən böyük müalicəsi, dedi ki, ən istəyanəti bilə əzəyəcək, Allah subhanələdən kömək istəmək. Buna sığınmaq, ona fənə aparmaq. Ona sağlamak, ona tövbe edilmek ve onu dua etmek. Ve sonra növbəti Adem-i İltifat Aleyhətləyik. Şeytanın vəsvəsələrinə məhəl qoymamaq, iltifat eləməmək, yəni vecibə almaq. Şeytan dedi ki, filan şey eləmədi, hamın əksin elə. Şeytan dedi ki, filan şey eləmədi. Çünki o sənə nəsihətçi deyil. Havaqdan o marağında dedi ki, sən təkbir düzün eləyəsən. Havaqdan. Sən bismillət demir. Havaqda numaralında deyir ki, sənin namazın səhi olsun. Və dəstəmazın nəsə olsun. Demə o nəsiyyətlər nədir? Düşmənçiliyindən də olur. Bu səbəblə də nədir? Onun nəsiyyətləri bizə lazım deyil. Və dümdür ki, xəbər edir ki, inni nəhul, dəkdüm adi umumiyyəyin, asıl asıl bir konudur. Yəni, sən dəstəsən, sən əksinə gedirsən. Və iltifat eləmirsən. Deyəndə ki, qayıt, təzdən başda, gəstən qayıt desən, ödam edirsən. Desək ki, namazın yoxdur. Həmçin namazda insan namaza gelir və namazda gelir ona bilmədiklərini öyrətməyə başlayır. Ola bilsin ki, insan fizikdir və riyazət müəllimdir. Hansı bir dəndüsün məsələ edə bilmir, neçə ilərdir. Qoy namaza girsin, 2 dəqiqə başı qalır. Hətta riyazi dostudur. 2 dəqiqə. Adam tacirdir. Bir nəfər malını qarşılasın və olursa pul vaxtında göndərsin və elə eləsin ki, nəşi içərisində gəlir. Subhanallah, iki rəkat namaza girməklə şeytan gəlir ona tüm proqramı çizir. Bax, belə eləyəndə belə gələcək mal, buradan da qarşılayacaq, oradan da göndərəcək. Hər şey güzəldir. Bir də aylıq yəsə, sələm aleyküm və rahmetullah, sələm aleyküm və rahmetullah. Yəni, həyat xibrəsi, na'imullah, o qədər dərindir ki, hətta o məsələləri bilir. Və insanın hırsına qalır. Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem onu namaz oğrusu adam demişlər. Namazı oğruyor. Nəyini? Sağlığını. Hər namazdan gedən xuşu
tedebbür, namazda tedebbür olan intiba, her defa azaldıkça o olan şey olur. Ve hemçinin onun bir oğlunlardan da biri, sen sağa bak, sola bak, anne geçen üstüdür, kalça tezerek. Namaza indir, sen bakışlarını sağa, sola iltifat ettirir. Ve görersen, elhamdülillah bizim istilerde görürük, ancak Harameyn-i Şerifeyn, Mekke Medine'de Müslümanların halkını görmüş. Ne çok Müslümanlar gördü ki namazda gözleri yukarıdadır. Bilmiyorum yukarıda ne yaptılar. Kümbezin akışına mı bakırlar yoksa? Havanın yoksa gözlerine bakırlar. Gözler yukarıdadır. Halbuki gözlerin namazda yukarıda olması, yani insan kuşu havuzlarında, namazda gözler var olursa evde yukarıdır. İnsan gözler yukarıdadır. Semay bakır namazın içinde. Tehdit gelir, hedeleme gelir hadisler. Allah Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem hem insanların ya gözlerini aşağı salacaklar ya da ki Allah Teala'nın gözlerini aparacak diye hedefi yiyorlar. O kadar yani hedef. Şeytan ne diyor? Her cüre istifade edilir. Görse adamın gözü yukarıdadır. Ve her bir vesvese edilir. Vesveselerden de biri Allah sözü namazda insan okuduğunun manasını hiç birleşmeden okuyor. Ve geldi okudur ki okuduğu selistir. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve salavatü ve salavatü ve salavatü. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Allah'ın rahim, Allah'ın rahim, Allah'ın bir de ayrılır ki Allah'ın rahim. Hatta fikirleşir ki görse Fatiha'yı okuyacağım. Ve Fatiha'yı selist okuyor, kadasız. Elhamdülillah. Namazdan yediyor. Yavaş yavaş oluyor. Ve hem için sağdan da gelir. İmanı artmakta olan müvaffak bölümüne sağlığını gelir. Ve her de ona salih emeller nesihet edilir. O da onun nesihetini ne deyir? Nesihetçilik. Ne deyir? Müsaşır bu. Deyir ki, tez yap. Gece namazı yapar. Ha, orada kimi yaşı geldi. Ancak nedir şerdi? Arkasında böyle kulağın var. Kızı bak evvelceden. Ve Allah bilir, dünyanın önüne gelir de o kadar da parçası var. Neyse sen tez yatırsan, elhamdülillah, Allah tez yatırsın, saat 3'te. Allah çok 5'te. Kalkırsın ve başlasın, yine anlayabilir. Durdukça ne dediği çok dur. Çok oku. Rukun uzak, sünnettir, sünnetlerdir. Seyden uzak, sünnet emirlerdendir. Teşekkür ederim. Yavuz bile. Ve müminin o kadar yorul ki, söyledi, haa, nefsin sana hizmet edildi, nefsin hakkındır. İhtiyat ve yakma sünnettir. Şaka sünnetleri bilir. Ve geri hem yoksan yakmara, caiz yakma. Oradan da, müstehepleri kıyamlarından sonra yakma, bir de sürte durma. Ve bir yaktır bir dolandır. Ta güneş doğur ve kulağları suyla doldu. O suda bir sünnedir. Hadiste gelir ki şeytanın idrarıdır. Sür namazı yaptığında şeytan kulağına devle diyer. Ve mutlak. Mecaz değil. Mecaz yok. Doğrudan itibar edilir. Ve yatan insan göre bir kulağa sanki görür. Ve başka göre gelen insana. Perden insana nafile ibadetler teklif ediyor. O ibadeti yani daha büyük bir ibadetin karşısına alır. Ve en büyük problem, müminlerde olan en büyük problem, vesvese problemidir. Ve görürsen ki adam cemaat namazındadır, safın içindedir, imamla beraber hatta el-mescidil haramda. Ya el-nebeviyye şerif, ya da ki kâbe. Namazın içinde vesvese gelip onu öldürür. Ve başlıyor demeye ki, ders namazın bozuldu. Nesihet verin olur. Ve destemaz tozulmuyor. Sadece olarak merdenin içerisinde hava fırlanır, ora bırak. Ve herden ses de çağırır. Ancak esas olur ki, durmadan kırağa çıkmak esas olur. Allah spantara insanı tekmil bir şekilde yarar. Hatta onun durumunu ne deyip onun eline verir. Beyin sinirle sinirle idare edir. Çok üzülürse misala görüp, duburunu özü açmadığı için hava çıkmıyor. Bunu gayda götürür. Ne deyip bir destemazın gitti. İnsan bilir ki ne de hava çıkmıyor, ancak ses geldi. Ve o nereye geldi hava çıktı. Ve özde bilir ki duburunu eğip seniliyle beynine tutulur.
Ve namazda da şeytan geldi ki yapsa çok bir destemat var. Kabe'de cemaat namazı. Ve destemat esna yerdir. Değil mi sen? Şeyh Süleyman Rahim ne diyor? Allah. İyilek enter. Ne bağda itibat edersin? Ne hal burası mesela? En bahasını burası. Yeniden ses verecek. Ve başlayacak dedim ya. Koca babalar nesil edilirken, ay bir şey yaramaz anasın, ay Allah'tan korkun, ay Allah'tan kork, ay muhakkülü yerimler, ben namazın içinde destaması durursan, sabah görürsün, yani destaması, git destaması. Nesil veren ol, hatta ne diyor? İnsanın hissiyatları oluyor. Ay muhakkülü olun, ay git destaması al, babayla. Göçtür insanı. Muhalcesi, iyyâk entelde. Ne bari intikap edersin. Ve gel diyecek, gel vesvese verecek diyeceksen sen muhafiksin. Sen muhafiksin, özel diyeceksin. Namazın içine sözler. Ve sen destemalsız namaz kılırsan. Vesvesenin belirlendiği içinde günlüğü nedir sünneti gelen emellerden Allah'a onun şerrine sığınır ve tükürmeyi o tarafa. Görsen ki vesvese diyen mi ol, ona reddiye verir. Ani olarak namazın içinde. Dese ki sen muhafiksin, destemalsız namaz kılırsan yine ki mehkudur. Hoştur. Aynen böyle. Yani sen de şeytin özel olmasın. Allah sana da buyurur ki La'nehullah ve kâle le'ettefidenne min ibadike nasiben mutfuruma. Allah'ın bir kez de o denen hakkında Allah'ın bu nefetleri. Ve Allah'ın nefeti onun denen olsun. O ben verdi ki ben kullarına hakkımı götüreceğim. Hakkımı götüreceğim. Ne diyeceğim? لَعْنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَحْقُوبًا وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتْتُكُنَّ اَذَانَ الْاَنْعَمِ Azdıracağım. Onlara emirler ve nehirler edecek. Bu neyler? Bu neyler? Ve hayvanların formasını değişmeye olan edecek. Kulağlarını kesmeyin, burasını bireyleyin. Dikkatini değişin. Ve onlara temenniler vereceğim, arzular. وَلُضُلَّنَّهُمْ وَلُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْبَتْكُنْ اَذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلِلُّوَيُّنَّ حَلْقَ اللّٰهِ Hem için emredeceğim ki Allah-u Teala'nın mahlukatının hilyeti, fikri, simaları değişsinler. Görersiniz kafirler öz hatta evlerde sakladığı itin formasını değiştirirler. Mesela bazı itlere birçok sıfır değiller. Bedeni tüy olur, boyun kimi. Ve bunun arkasında bile mesela bırakır, kon çıkıyor böyle. Feminin zaten. Sakladığının onun içinde yerler var. Mesela bizde yok Azerbaycan'da, Rusya'da var. Parikmakiler, Kudiler, itler çok. Her şey yollar ve kulağı böyle nedir? Hiç olsun. Düşünün değiller. Hemşe burası var. Ha? Anladım. Kalk Allah. Bakma ki iti sakınmak haramdır, caiz değil. Onu saklayan iki kraftında itirer, ecev vesaire 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 vesaire. Bununla beraber şeytan bunu ifade edememişti. Yani onların dilde olması bir mesele. Üstleri de Allah sana iyiyiz. Birden mesela onlar yine gelse çünkü yine gelmez o sağlığa bakmasın. Öyle olmadan diyor. Üstleri de bir mesele verir onlara. İttif olmak ile çıkıyor. Bu yana nedir? Haram heyvanlar. Caiz olmayan onların ifadesi. İlla istisna üç heyvan var ki itlerden onlar başka. Yakınların aynı. Ve hemçin çobanlarını iniyor. Mubah şeylerde de onlar azdırar. Bir boyunların başka boyunlara değişir. Nehleri kaçacak. Onların kulaklarını kayçıla. Yeni kulaklarını kestirmeye başlar. Ve kuyruğunu kestir. Yani heyvanın et kestir. Aydınlığı. El yuğiyyifu halkallah. Hemce öz hilgetlerini değişir demez. Bir şey değil ki biz yüzün temiz olsun. Ama temizlik ona eksilir. Yani kırkmalı temizlik için gösterir insana. Bir yüzün temiz olsun. Eyüp için hakkında. Yani munkeri mağruf için gösterir. Ve hemçin neyidir? Altsız camanlara. Tırnak arası düzgün giymeye verir. Ve bakarsan ki kızla oğlanla olan kızın paltarı müşterektir. Hatta kabağında gelenin başlık kaldırmışsan ki bilmiyorsan hansı cinstendir. O kadar paltarlara eğilmiştir. Halbuki Allah nebisi sallallahu aleyhi ve sellem haber verir ki Allah Teala özlü kişilere benzeren kadınları ve
özünü kadınlara benzeyen kişiler, yani efendimizdir. Yani bu da hilgetin değişen bir mani buyurur. Vesaire ve ilahir. Fani ve ilahir halkallah. Netice, وَمَنْ يَتَّقِدُ الشَّيْطَانَ وَلِدًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينًا. O da diyor ki, kim şeytanı Allah'ın bırakıp özüne dost göklerse, şeytanı dost göklerse, şüphesiz ki açık şekilde hesabı olmalı. Yani ben demiştim size, o sizin açık düşmanınızdır. Onun özüne veli dost göklerse de hesabı açık şekilde olmalıdır. Allah subhanahu teala bu düşmenin şerrinden bizi korusun, bizi de sabit etsin. Hele ve sallallahu aleyhi ve sellem.